Hakikat ehli olmaya göz diken marifet ehli. Orucu nasıl yaşıyor? Yani hakikat orucu da var marifet orucunun üzerinde. Hakikat orucunu biraz açar mısınız bize? Hakikat orucu, şeriatın orucu çok güzel. Tarikatta uyguluyoruz. Uygulamanız tarikatta oluyor. Marifetin orucunu anlattık. Kendimizi bütün haramlardan, eksikliklerden uzak. Hakikatin orucu ise o başlı başına bir zevk denizidir o. O akıl ötesidir o. Orada artık kişi kendinden daha çok başkaları için çaba gösterir, gayret eder. Rabbim bana verdiği bu güzellikleri kardeşlerim de faydalansın diye. Onlara Allah'ın verdiği lütufları öğrenmek için öğretir. Ölmek için öğretmez. Bu bir. Hakikatin orucu ise bu dünyada sonsuzdur. Biz ölünceye kadar sürer. Öldükten sonra da bu orucun iftarı mahşer yerinde olacaktır çocuklar. Hakikatin orucu da budur. Nedir o? İşte herkesin, çok insanın ötlerinin patladığı zaman, peygamberlerin ümmetleri için korkuya düşüp tabir caizse dizlerin bağı çözüldüğü zaman dimdik duran bir şanlı peygamber var. Mahşer yerine cehennem gelirken, gel emrini Rab vermişken, merhamette o kadar öne geçiyor ki peygamberimiz, 100 bin üzerine peygamber şaşırmış iken, şanlı peygamber efendimiz cehennemin önüne çıkıp, dur ey cehennem diyor, gelme ümmetim korkuyor. Diyor ki cehennem, ey Muhammed çekil önümden, ben Allah'ın emriyle geliyorum. Gelme diyor, ümmetim korkuyor. Şanlı peygamber efendimize hitap geliyor ve cehenneme de. Ey cehennem, Habibimi dinle. Hakikat bu işte. Sadece bu dünyanın içerisinde değil, mahşerinde de var. İşte onun orucu, siz cehennemden kurtulduğunuz için sevinmeyiniz. Yakışmaz bu. Bir mümine, bir aşığa, bir üveyse ben cennete gidiyorum diye sevinmek yetmez. Peki ne o zaman beklediğini, başkalarını da cennete götürebilmektir. Cehennemden kurtarabilmektir onları. Sadece mahşer yerinde cehennemden kurtulma yok ki. Bu dünyada insanlara Allah'ı sevmeyi öğretirseniz, bu dünyada insanlara Allah'a sevgili olma yolunu öğretirseniz, onlar da başkalarını öğretirse, korku dolu bir hayat süren insanlar, bir Müslüman kardeşimizin korkularını alırsanız, onları korkarak bir ibadet değil, sevgi dolu bir ibadeti öğretirseniz, işte onun hayatını kurtarmış oluyorsunuz. Bu dünyada köle azat etmiş oluyorsunuz. Siz bu dünyada tabir caizse şefaat etmiş oluyorsunuz. Hiç mahşer yerinde şefaat edeceğinizi mi zannetmiyorsunuz? Olmaz. Şanlı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl öldüyseniz öyle kalkarsınız diyor. İşte siz bu dünyada insanlara hizmet etmek için, onları cehennemden kurtarmak, cennet ehli yapmak için çırpınırsanız, Allah sizin bu gayretinizi ortaya yerden bırakır zannediyorsunuz. Aldanırsınız. Allah öyle büyük, öyle muhteşem bir Allah ki, akıl ötesi. Fatiha'nın 4. ayetini yaşamaktır diyebilir miyiz? Tabii. Hakikat orucu için. Tabii. Ondan başkası. Ondan başkasına meyletmezsiniz. Hakikatin orucun anası, temeli, asıl dibi Fatiha'nın 4. ayettir. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Artık kulun ne dediğinin önemi yok. Önemli olan Allah'ın size ne öğrettiyse, ne bildirdiyse, size ne sevdirdiyse onu Allah'ın kullarına öğretmektir.